Merhabalar. Gerçekten coşkunuzda çok çok mutlu oldum. Çok güzel bir enerjiniz var. Buradan böyle her şey çok güzel yansıyor yüzünüzden. İşte 30 yıl tiyatroya, o kadar oyunlarda oynayan bir tane aşkı memnuniyat nihayet oldum. Benim arada bir kıpkımıza gelmem ve sizlerle böyle paylaşımlar yapmak beni çok mutlu ediyor gerçekten. Bugün de burada olduğum için çok mutluyum sizin şenliklerinizde. Bir süre burada birlikte olacağız, enerjimizi birlikte paylaşacağız. İsterseniz hemen sohbete başlayalım. Çünkü ben uzun süre böyle tek başıma konuşmayı sevmiyorum. Karşılıklı konuşmak, karşılıklı bir şeyleri paylaşmak daha güzel geliyor bana. Onun için soru sormak isteyen arkadaşlar varsa ellerini kaldırsınlar, konuşalım. Benim sesim geliyor mu? Evet, belki duyar arkadaşlar, sizin şey sesini kabul mu geliyor? Sesini konusu duyabilirim, gelene kadar sen söyle istersen. Ses. Hoş geldiniz okulunda Selçuk abi. Huzurunu anlamaktan gurur duyuyoruz. Yani şöyle söyleyeceğim. Birçok sinema filmi, dizi filmi çektiniz, çevirdiniz. Ya ben mesela sizi Deli Yürek'teki Bozo karakterinden, Kurtlar Vadisi'ndeki Aslan Akbey karakterinden, ama ondan tanıdım ve çok sevdim. Hani oyuncunuzda da diyecek bir şey yok. Ama şu son dönemde Aşk-ı Memnun'la tanılıyorsunuz. Sizin bu konuda düşünceniz mesela aynı yıl içinde Aşk-ı Memnun ve Kurtlar Vadisi başlamış olsaydı ve ikisinden de teklif alsaydınız hangisini tercih ederdiniz onu merak ediyorum. Böyle bir şey yani olsaydım, olsaydı dersek, hayatım eşelersek çok farklı şeyler çıkıyor ortaya. Tabii ki bu bir espri. Yani gerçekleşmek çok zor bir şey ama ben galiba Aşk-ı Memnun'u tercih ederdim. Aferin, aferin. Ve Türk Edebiyatı'nın en önemli romanlarından biri. Dünya çapında bir eser. Oradaki dramatik yapı, oradaki dramaturji, karakterlerin analizi, diğer karakterlerle de bir tek olay üzerine kurulan bir kurgu gerçekten çok değerli. Kurtlar Vadisi benim olduğum ilk 2 yıl Türkiye'de bir üçgeni anlatıyordu. İşte bir para oranları, mafya ve devlet üçgenini anlatıyordu. O da etkilediği için biz bunu kabul ettik ve güzel değerlendirmeler oldu. Yani o 2 yılı izlediyseniz, kınavda izlemişsindir. Ondan sonrası beni ilgilendirmiyor çünkü bence boyut değiştirdi. Ama yine de aktüel kimlik olarak sorduğun zaman ben onu tercih ederim. Evet, bakıyorum arkadaşlarıma. Kimler soru soracak bana? O zaman izninizi rica edeyim. Ve ben onu tabii ki eski anlamında söyledim. Aşkı memnun olayı
Yani tamam, tanınma, daha değişiklikleri yaygınlaşma ama bunların yüzünden çok önemli işler yapıldı. Benim sevdiğim, benim hepsi önemlidir. O kadar tiyatro oyunu oynanması, sinema, diğer önemli diziler. Bu kitleler de dünya tarafından çok benimsenen bir dizi oldu. Şu an dünyanın 80 ülkesinde yayınlanıyor. İnanılır bir şey değil yani. Geçenlerde haritasını çıkarmışlar Twitter'da. Ben de orada gördüm. Onun için tiyatro bizim her zaman söylüyorum bu süreçlerde beslenme noktamız, var olma noktamız. Orada var olduktan sonra biz beden dilimizi iyi kullandıktan sonra bunu ekrana da beyaz perdeye çok iyi aktarabiliriz. Evet. Direkt Siz şimdi kimin yanılmak ister yarışmasını sunuyorsunuz ya. Tabii hani zorundasınız, bu suçlama amaçlı sormuyorum da. Hani Kenan Işık'ın yerine geçip biraz garip gelmiyor mu size de yani? Şimdi burada gülecek bir şey yok da senin sorun çok garip. Ama ben de var dedim. Senin sorun çok garip. Orada benim bir arkadaşım var, rahatsız olmuş, yatıyor. Yani tedavi görüyor. Ben onun yaşam programını sunuyorum çünkü bu program sunulmak zorunda ve sen bana burada garip değil mi diyorsun? Bunu böyle şekilde söylememen lazım. Eğer şunu söylersen, duyguların nedir bu yaşamayı sunarken? Neydi? Anlarım. Kenan Bey'i nasıl dersen anlarım ama böyle soru sormamanızı dilerim. Ben bu yarışmayı ilk sunduğum zaman, bu görevi aldığım zaman, ben bu yarışmayı bir şartla sunuyorum. Sevgili dostum Kenan Işık iyileştiği zaman koltuğu yine ona bırakacağım diyorsun. Bir burada, nerede olursam ol, kendi arkadaşlarımda, kendi toplumunda, kendi ailemde boğumdan çıkan laf çok önemli. Dikkatli ve özellikle soracağım. Buyurun. Hoş geldiniz zamanımıza. Her dizinin hep benim bir dersi vardı, topluma vermek istediği mesaj. Aşk-ı Memnun'un toplumda ahlaki bir çöküntüye sebebiyet verdiğini düşünüyor musunuz? Yok, hayır. Şöyle bir çöküntüye sebep verdiğini düşünmüyorum. Siz nereden bakmak isterseniz bazı şeyleri oradan öyle algılarsınız. Yani bakmak istediğimiz algı çok önemli. Aşk-ı Memnun'da bir duygu anlatıyor. Bir insanların birbirine karşılan duyguları anlatıyor. Bu duygudaki doğru ve yanlışlar toplumun kuralları çerçevesinde, değerleri çerçevesinde yanlış yorumlandığı zaman yanlış değerlendirilir. Ama bu vakayı dünyada yaşamayan insan yok mu? Çünkü İnsanlar yok mu? Efendim? Çünkü herkes aynı şeyi kapmıyor. Yani her açıdan bakmıyor. Bakmak zorunda. Çünkü bu bir yaşamdan kesip bir olayı, bir vakayı anlatıyor. Bir duygular çelişkisini anlatıyor. Ve bunu anlatırken de çok güzel bir edebi dil kullanıyor. Edebi bir kurgu kullanıyor. Meseleye bu açıdan bakmak lazım. Yani güneşin doğduğu yerde, insanların olduğu her ülkede, kainatın olduğu her, yani insanın olduğu her bölgede bir şeyler yaşanacaktır, çelişkiler yaşanacaktır. Ve bu çelişkileri biz hepimiz kendi, belki şekilde ailemizde yaşıyoruz da onları dışarı bırakmıyoruz, anlatamıyoruz. Ama bunu bir sanatta, bir resimde, bir heykelde, bir romanda, bir dizide, filmde izlediğimiz zaman sanki onlar ilk defa görüyormuş gibi değerlendiriyoruz. Onun için ben öyle algılamıyorum. Çünkü olabilir şey, hayatta her şeyi yaşanabiliyoruz. Evet, siz. Öncelikle de ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışma programına alakalı sormak istiyorum ben. Sorular seçilirken otomatik bir sistem mi sorular seçiyor? Yoksa bir kurul mu var sorular seçen? Ve bununla beraber cevap açıklanmadan önce siz cevabı görebiliyor musunuz? Kendinizi nasıl takip oluyorsunuz? Evet, çok güzel soru. Ben cevapları görmek de isterim. Ama kural olarak görülmesi gerekiyor. Başka ülkelerde gören var bilmiyorum ama ben görmüyorum. Sorular çok önemli ve çok önemli bir ekip tarafından hazırlanıyor.
10 kişi direktörde hazırlanıyor ve bence dehşet sorular soruyor. Çok zeka ürünü sorular soruyor. Oraya başvurma noktasının inisiyatifi bende sıfır noktası. Ben sadece kurulmuş sonuçluyum. Tamam, bir iki tarafından müracaatlar değerlendiriliyor. Onlar sonra imtihana gidiyorlar. Aynen prova yarışma yapıyorlar. O yarışmadaki değerlendirmelere göre yarışmayı hazırlayan ekip o yarışmacıları seçiyor. Tabii ki benim oradaki iç dünyam yarışmacıdan yana, onların kazanmasından yana. Ve bunun için elimden geldiği zaman istiyorum. Çünkü yapacak şeylerim çok sınırlı. Herkes her şeyi bilemez. Çok bir şeyi bildiği iddia eden insan birinci soruda deniliyor. İmtihanda onda bir bilen oradan 60-70 bin lira kazanıyor. Yani yaşamın biraz şansı, kısmeti, ne bileyim, bildiğiniz yerlerden gelmesi, hepsinin bir karışım olması gerekiyor bu yarışma. Bence dünyanın en önemli konseptlerinden biri. Hoş bulduk. Bu kadar tanınmış biri olarak çok hayal ettim ama yapamadım dediğiniz bir şey var mı? Evet, çok güzel bir soru. Valla çok samimi söylemem gerekirse hayal ettim, yapamadım, şey olmadı. Böyle bir şey söyleyeyim. Hayallere inanmak gerekir. Neden biliyor musunuz çocuklar? Hayal olarak aklınıza gelen şeyin olma olasılığı %100 ki o aklınıza geliyor. Aklınıza gelmeyen bir şeyin olma olasılığı yok demektir. Eğer o geliyorsa olabilir. Buna inanmak gerekir. Bu hayali sevmek gerekir. Ve hedefi olarak gitmemiz gerekir. Herkes kendi kadersel çizgisinde, kendi koridorunda neyi hayal edip, neyi hayal etmeyeceğini esasında çok iyi bilir, çok iyi anlar. Bir de Türkiye'de bir sanatçı der ki, ya ben Oscar almayı düşünmem, benim için bu olacak şey değil. Hayır. Her insan her şeye layıktır. İyi olan şey insan olarak, iyi toplum, herkes layıktır. Onun için hayaller gerçekleşmek içindir. Bana da ne bileyim çok şükür, ben ne istesem oldu ama ben istediğim bir şey olsun diye çaba gösterdim. İşimi iyi yaptım sadece, yapmak için çaba gösterdim. Ondan sonrası beraberinde geliyor. Yani ben bunları böyle aynı şeyleri söylüyorum bazen. Benim pelesengim oldu bunlar. Ama inanırsanız hayallerinizin gerçekleşmemesi mümkün değil. Tekrardan üniversitede hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle birini olmak ister yarışmasında. Katılım şartları arasında yarışmanızı bir yazdım. 1 milyon olmak ister yarışmasında katılım şartlarının arasında 1 milyonluk soruyu sorsanız neyi sorardınız gibi bir soru var. Ben de bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Siz o soruyu sorsanız neyi sorardınız? Teşekkür ederim. 1 milyonluk soru sorsam ben neyi sorardım? Evet. Ya 1 milyonluk soru zor bir soru. O soruyu bulmak da zor bir olay. Ama dünyada yayınlanan 2 milyon olmak isterdeki milyon kazanan bir iki soruyu biliyorum. Sizler biliyor musunuz onu? Biliyor musunuz hangi soru? Peki o zaman soruyorum. 1 milyonu verecek misin? Efendim? 1 milyonu verecek misin? 1 milyonu verecek misin? Ama gönlümün milyonları senin olsun. Şimdi şöyle bir soru biliyorum. Yani gördüm. Soru şu. Saat 4:20 gece hangi meslek grubunun saatidir? A. Hemşire. B. Avukat. C. Garson. D. Doktor. Şimdi avukat diyenler? 4:20 gece başlarmış. Hangi 4:20 gece? Efendim? Hangi 4:20 gece? 4:20 gece. 4 diyorum. Bence doktor diyorum. Avukat diyenlerin kavgası. Doktor diyenlere kalırsın. Hemşire diyenlere kalırsın. Garson diyenlere kalırsın. Ya garson musunuz hepiniz? Nereden biliyorsun? Niye garson? İşini hiç seversin. Niye garson? Yemeklik anlamına geliyor.
hani yemeğini... Çatalda bıçağın dördüncü gece konması, evet. Şu anda ben bizim biliyor muyum? Biliyor muydun daha önce? Daha önce ben biliyordum. Ben yani şey, daha önce değil mi toplu şey yapmak durumunda? Turizm otellik. Turizm otellik. Anladım. Turizm otellik işleyim ben. Ha, oradan biliyorsun. Bunun eğitimi de veriyor zaten. Milyon almıştım. Ya hocam, hani bir milyon tamam alırız da oraya kadar çıkması. O arada ki ne yapacağız? Yani oraya gelene kadar ki tabii o soruları da bilmek çok önemli. İkinci sorunun bir milyonu alanı ben internette seyrettim. Çocuk bir milyonun soruyu açtıracak. Açıldı soru. Soruyu ne olduğunu bilmiyorum. İngilizce seyrettim. Çocuk telefon cokerimi kullanmak istiyorum dedi. Babasını bağlattı. Seyretmişsinizdir. Baba biliyorum da buna şahit ol sen dedi. Çok güzel bir resim. Biraz özel bir soru olabilir ama bir haberinizde okumuştum. Raz'ın annesini tanışmadan önce rüyanızda görmüşsünüz. Ve sizin ağzınızdan dinlemek istedim açıkçası bunu. Raz'ı rüyamda gördüm. Öyle mi? Ben haberlerde Raz'ın annesini tanışmadan önce rüyamda gördüm. Ben Raz'ın annesiyle tanışmadan önce Raz'ı rüyamda gördüm. Evet, anladım. Olsun, bunu dinleyelim. Evet, tanıştıktan sonra da yani söyledim, ben rüyamda kızım olduğunu gördüm. İsmini de biraz koydum. Çünkü fakir baykotun biraz canım dinleyen bir romanı vardı. Çok etkilenmiştim oradaki biraz şarkıdan. Ve hatta her şeyi yani işte enteresan bir şekilde bir falan gördüm. Dedim kızımız olacak, adı Raz olacak dedim. Bunu biliyor musun? Olabilir dedi. Tamam dedi. Ve gerçekten öyle. Yani benim de çözemediğim ilginç bir hayatımın dönüm noktası. Allah başlasın. Sağ olun. Buyurun. Evet. Yok kırmızı tişört arkadaşım. Hiç unutamadım dedi. Yani şöyle söyleyeyim. Olumlu anlamda yaşadığım anlardan söyleyeceğim. Londra benim için çok önemliydi. Yani 70'li yıllardaki Beatles'ın var ettiği bir dünya 60'lı yıllardan başlayan ve o dönemki koşullar müzik çok ilgilendiriyordu. Konserden gittikten sonra Londra'ya gittim. Sabahleyin işte Beatles'ın olduğu bu ülkede bu sokaklarda gezeceğim diye heyecandan sabah kadar uyumamıştım orayı göreceğim. Filmlerdeki Londra'yı, işte oradaki müzik kayıtları, ne bileyim işte o çift kadrosu o zaman çok önemliydi. Oralara gitmek çok zordu yani o yıllarda. O mesela unutamadığım anlardan biridir. Tabii konservatuara girmem, konservatuara kazanmam unutamadığım anlardan biridir. İlk ödülümü duymam unutamadığım anlardan biridir. O anlar çok var. Birbirlerine kırdırmayalım onları. Birçok güzel anılar. Buyurun. Ama söyleyeyim. sakın şey algılanmasın, cinsel kimlik, işte şuydu, buydu falan, onlarla ilgisi yok. Hiç o yani olabilecek gibi bir durum değildi. Bir kere oldu o. Bir kere oldu. Buyurun kardeşim. Hocam benim bu soru değil de istedim aşağıya bir soru. Size bugün bir şiir... Çok samimi söylüyorum, ezbere şey bilmiyorum. Hocam aşağı. Efendim?
Telefondan oluyor. Peki, kısa bir şey olsun. Telefonda o zaman ben söyleyeyim hangi şey olduğunu. Biriniz şey yapın. Haydar Ergül'ün Aşk İçin Ölçüsü. Daha önceki şiirimde de Sis adlı bir şiir okumuştum kendisinin. Şimdi okuyorum bunu size. Kendini de benimle üzme. Sözümüzü üşütme. Fazla açılma benden. Çok açılma bana da. Kendine de fazla açılıp da içine düşme. Geçmişe gül gönder. Unutma. Anılar da su ister. Anılara iyi bak. Bana bak. Beni tut. Bana tutun. Beni orada, burada. Beni şunda, bunda. Unutma. Bak. Konumu olarak, bulunduğu konum olarak yüzyıllardır çok önemli konuma sahip bir ada Kıbrıs.
Evet, 1900'lerden alıp 20. yüzyıldan 70'lere geldiğimize kadar bir sürü siyasi karmaşa ve toplumsal ayrılıklarda bir sürü olaylar oldu, değerlendirme oldu. Şimdi oraya girmenin hiçbir anlamı yok. Kıbrıs'ın büyülü bir havası var. Kıbrıs'ın çok kendine özgü bir konumu var. Kıbrıs'ta bu kadar üniversitenin olması, bu kadar uluslararası öğrencilerin gelip burada okuması da çok büyük bir önlem kazanıyor Kıbrıs'a. Sanki hani bir birleşme için mücadele ediyor, bir barış için mücadele ediyor. Evet doğru, bunun olması lazım. Yani toplumlar, halklar bunun içinde birlikte yaşaması lazım. Ben konservatörü öğrenciyken Kıbrıs'a geldim. 1974 yılında bu ikinci barış harekatından sonra geldim. Tiyatro oynuyor. Moral için geldim. O günden beri Kıbrıs'ın bende çok çok önemli bir yeri var. Sizler de burada olduğunuz için, burada eğitim aldığınız için bence çok şanslısınız. Yani hedeflemek istediğiniz yaşamda, gelmek istediğiniz yere, buranın koşullarıyla çalışıp çaba göstermeniz, oraya varmanız bence çok önemli. Bunun dışında Kıbrıs'la ilgili başka ne öğrenmek istersin, ne duyduğunu da bilmiyorum ama sorunlar yanıt verebilirim. Bizi tanısınlar, tanımasınlar, dünyanın umurunda değil. Yani doğanın umurunda değil. İstedikleri kadar tanımasınlar. Evet, dünyadaki bu politik tavrı, bu olması gereken kuralları yerine getirmeden toplumlar gelişemiyor. Çok doğru. Bunun için de zaten gerekli çaba gösteriliyor. İşte Rum tarafıyla gerekli görüşmeler yapıyor ve bayağı da yol alınıyor bu konuda. Bu tanımadan sonra, ben sana bir şey söyleyeyim. Benim hissim bu tanımadan sonra Kıbrıs bu naifliği kaybedebiliyor. Yani tabii uluslararası anlamda uçakların buraya inmesi, limanların aşılması, ticari sirkülasyonu yaratacak, yapılanma çok başka boyutlara gelecek. Hedef bu olmadan o tanınma noktasına gelmeli bence. Yani Kıbrıs'ın bu sadeliği, bu kendine özgü ortamı bozulmalı bence. Tiyatro hayatından çekip alsak, geriye nasıl bir ses çıkıyor tatlılarına? Vallahi pek hoş bir tarafım ama. kendim bilinçlenmeye başladığım zaman ortaokul yıllarda ne olacağım, ben ne yapacağım, ne olacağım dediğim zaman tiyatro oyunu seyredip oyunlamaya karar verdim. Bunu şu anda silip atayım, çok güzel bir soru sordum. Kafamdan silip atayım, bir boşluk var. Yani gerçekten benim kaderimde, benim yazdığımda, yani ben kontratı öyle yapmışım. Ben tiyatroya uğraşacağım, aktör olacağım. Seyirciyle canlı bir performans paylaşacağım. Canlı duyguları paylaşacağım. İnsanı, insan malzemesini indireceğim. Onunla birlikte olmak için, onunla paylaşmak için her şeyi yapacağım diye ben aktör olmaya karar vermişim. Hani bir reklam var da neyi geri neyi kalır ki? Hayatlar rengi alır. Benden tiyatro alın hiçbir şey kalmaz. Çok önemli.
hayatı çok çok güzel paylaşmaya çalışan çok önemli bir figür, karakter. Yani bir anlamda böyle. Tabii ki rol olarak da Fevri rolü çok güzel bir rol. Yani dramatik varyasyonları çok kuvvetli bir rol. Kıvanç Topuz çok güzel oynadı. Onun için herkesin bu bir tercih meselesi. Birinden birini tercih ettiğini bir isimden vazgeçiyorsun ama şu andaki albümler tekrar onu oynadı. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Bir anlamda da o rolü oynamak isterdim. Çünkü dediğim gibi gerçekten yan karakterlerle çalışması, savaşması bir aktör için çok çok önemli duygular. Oradaki Adnan Ziya'yı böyle biraz daha pasifize bir dramatik yapısı olmaktadır. Ama bu da onun kadar güçlü değil ama ötekisi çok daha kıvrak. Evet. Şimdi sorumuz şimdi tiyatro eğitimciler şey. Efendim? Tiyatro eğitimciler şey. Anlamadım yine. Tiyatro, tiyatro dediğiniz benim için önemli. Evet. Şimdiki tiyatro sizin zamanınıza göre nasıl? Şimdiki tiyatro? Sizin zamanınıza göre nasıl görüyorsunuz? Şu anda tiyatroyu nasıl olarak? Nasıl? Sizin zamanınıza göre. Sizin zamanınızla kıyaslanacak olsa şimdiki tiyatro nasıl? Anladım. Şöyle cevap vereyim, ben tiyatroya başladığım zaman, ben devlet tiyatrosuna gittiğim zaman profesyonel olarak, Türkiye'de tek bir televizyon kanalı vardı, TRT. 80'li yıllarda ikinci kanal açıldı, TRT 2. O zaman yaşamda böyle bir elektrik dünya olmadığı için tiyatroya gitmek, baleye gitmek, operaya gitmek, ne bileyim sergiye gitmek, sinemaya gitmek hayatımın çok önemli sosyal faaliyetleriydi. Ve tiyatro gerçekten kitleleri arkasından sürüklüyordu. Yani rahmetli Zeki abinin, Metin abinin yaptığı kabare salonları dolduruyordu, spor salonlarını dolduruyordu. Evet, bu kanallar çoğaldıkça, sosyal medya gençleştikçe bir takım şeyler zedelenmeye başladı. Zarar olarak bu gelişti ve benim önümdeki o tiyatro ruhu, izleyicinin o verdiği önem, yaşamın ağırlaşmasıyla birlikte o lezzetini kaybetti. Ancak o zaman da ben tiyatro yapıyordum, şimdi de tiyatro yapıyorum. Tiyatro enerjisini hiçbir zaman kaybetmiyor. Seyirciye karşı, topluma karşı, elektriğini, o güzel duygusunu kaybetmiyor. Ve insanlar var oldukça da kaybetmeyecek. Bu dünyada iki kişi kalana kadar da tiyatro olmaya devam edecek. Çünkü tiyatro insanı insanla oluşturan bir insan. Değiştir. Ama benim prezentim şudur, bunu herkes dinler, zamanında ben de dinlemiştim. Paylaşmak kavramı benim için çok önemli ve sevmek kavramı çok önemli. Bir şeyi severek yaptığınız zaman ve onu paylaştığınız zaman elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Bu eğitim dünyanızda bu kadar değerli beyinlerin bir araya gelmesi ve anlaşmasının temel noktası sevmekten geçer. Sevmeye, yani altı tane kelime olarak, sevgi, beş tane harf olarak bakıyoruz ama çok derin anlamlar taşıyor kökeninde. Ben derim ki, iyi olun, doğru olun, dürüst olun, çalışın, bilgi olun ve sevin, geriye zaten bir şey yapmaz gerek kalmaz. Bu tek sağlamlaşım. Bu doğrusunda bunu yalan geçirmeyeceğim. İşte burada aşkı memnun konuşuyoruz, tiyatro konuşuyoruz, espri yapıyoruz, şiir okuyoruz. Türkiye'de konuşulacak çok daha önemli şeyler yok mu? İşte demin biraz sevgili kardeşim bir soru sordu. Ben de dedim bunları konuşmak istemiyorum. Yok mu? Neler oluyor? Bunun farkında değiliz, farkındayız. Ama biz her gün bunlarla boğuşuyoruz ya.
buraya geldiğimiz zaman da ben sizin bu sevgilerinizle onlarla mı boğuşayım? Bir kere de biz de böyle gülelim, eğlenelim. Bir saatlik zamanımızda güzel enerjiler alalım, güzel enerjileri hayata yayalım. Yani ben... Farkında bir durum ve laylon yaşayan bir insan değilim. Şundan yanayım, gülmenin, birazcık motive olmanın, birazcık moral kazanmanın da hayatta çok önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Onun için o konulara girmek istemiyorum. Ben ülkemin esenliği, demokrasi için her şeyi verebilecek bir insanım. Bu için çok önemli. Sevgili kardeşimize söyleyecek bir mesajınız var mı dediğine göre Selçuk Bey artık herhalde bitirdi demek istiyorum. Buyurun. Biraz sorayım. Evet. Yeni projeleriniz var mı? Bir de Masum Kırmızı Gül'de teklif aldınız mı? Evet, Masumlar 2 yıl önce bir teklif almıştım. Bir teklif ama olmadı. Benim başka daha önce verilmiş bir sözüm vardı. Evet, öyle bir şey oldu. Yeni dizi projesi de var. Şu anda dramaturjisi yapılıyor. Eğer karşılıklı beğeni notlarında birleşirsek olabilir. Ama şu andaki yarışma programı zaten bayağı bir zamanımı alıyor. Bir de bir dizi projesi var. İnşallah değerlendiği zaman ona göre reaksiyonla konuşuruz. Buyurun. Hoş bulduk. Şimdiye kadar tanışmaktan en mutlu olduğun veya en çok tanışmak istediğin bir insan var mı? Tanışmaktan mutlu oldum. Çok güzel bir şey. Ya mesela Ara Güler'le çok tanışmayı istiyordum. Tanıştım, ondan çok mutlu oldum. Onun fotoğrafı... yani ilk aklıma geldi zaten. Mesela kimle Karabey'le tanışmak isterdim? Yani mesela... çok önemli aktörler var sevdim, onlarla tanışmak isterdim. Belki de bir gün tanışabilirim. Geçmişte çok etkilendiğim müzisyenler var, onlarla tanışmak isterdim. Ama ilk aklıma o geldi. Onun dışında böyle çok spesifik bir aklıma gelen bir şey. Buyurun. Evet. Ben... onu uzun yıllar fark edemedim. Bu çünkü hakikaten oldum demek çok kötü bir meslekti. Ancak işinizi yaptığınız zaman seyirciden ve kendi işinizi yapan arkadaşlarınızdan aldığınız eleştiriler ve övgülerle kendi güveniniz başlıyor. Değerlendirmeye başlıyorsunuz kendinizi. Çünkü okul yıllarımı aldığım zaman mesela hocalarım benden hiç mutlu değildi. Sevgili Can Güzel Koçan da söylemişti bunu. Yani bak soru atmasa ne için mutlu değildim demişti. Onun için o yıllara kendine bir güvensizlik var. Onu böyle bir yok etme duygunuz var ki hala var. Yaptığınız bir işten şüphe etmezseniz ona acaba ben oldum, piştim ve bu işleri çok başarılı, çok iyi yaptım dememelisiniz. O tedirginliği hala yaşıyorum. O takdir izleyenlerim olmalı. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş. Ben şunu düşünüyorum. Sorucum olarak doğru bir dönemden geçiyordum bu haberde. Yanınızda sizi en çok seven kişinin yoksa sizi en çok sevdiğiniz kişinin olmasını beni en çok seven kişilerin olmasını istedim. Çünkü sevgili tek bir kişiyle paylaşılan bir kavram değil. Birçok insanla da paylaşılan bir kavram. Bence sevdiklerimin yanında olmasını istedim. Yani. Teşekkür ederim. Buyurun. Oyunculuk hayatınızda sizi en çok heyecanlandıran sahne hangisiydi? Aşkın Memnun'un son yılında ben bir tiyatro oyun programına başladım. Anton Çehov'un Vanya'da bir oyunda başladım. Vanya'da Çehov'un hakikaten çok güzel oyunlarından biridir. Yani Çehov 100 yıl öncesinden doğanın katledilmemesini, yani insanların deformasyona uğradığını, ağaç katliamının dünyada ne hale getireceğini söylemişti insan. Ve burada da bunu savunan bir karakteri oynuyorum, Aslı'yı oynuyorum.
Biz bir ay sonra prova yapacağız. Bir ay sonra bir premier yapacağız ama ben aynı zamanda diziyi çekiyorum. Haftanın 3 günü diziyi çekiyorum, 4 gün. 2 gün prova yapıyorum, 3 gün prova yapıyorum ve çok zor ezberlemesi de. Premier günü geldi. Yani çünkü tiyatroyu yaptığınız zaman hakikaten siz tiyatro yapmanız lazım. Ama bu vakitsizlik ilk gün sahneye çıktığında oyun benden başlıyor. Başlayacağım, sanki her şeyi unutmuşum gibi, hayatımda ilk defa yaşıyorum yıllar sonra. Bir anda sahneye bırakıp koşa koşa kaçmak geldi için. Yani ben burayı terk edeyim dedim. En zor yaşadığım an oydu. Onun dışındaki yaşananlar anlık böyle bir takım aksiliklerle bizim gülmemizi sağlayan veya yeterli hazır olmadığımız zaman sıkıntıya yatan şeylerdi ama son zamanlar düşündüğüm zaman en zor an bu. Evet, son bir soru. Şimdi ülkemizde maalesef tiyatro oyuncuları sinema ve dizi filmlerde oynamadığı sürece ünlenemiyorlar ya da tanınmıyorlar. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani esasına bakarsanız bütün dünyada böyle. Yani çok önemli aktörler, iyi aktörler, önemli iyi aktörler ekrana ve sinemaya çıkmadığı zaman belli bir kişi tarafından tanımıyorlar. Bu iletişim aracının esprisinden kaynaklanıyor. Evet, bu televizyon hepimizin evinde var. 60 milyon, 70 milyon. Bunu dünyada bir dizi yaptığınız zaman diğer bir yerde oynadığını düşünün. Onun için bu tiyatronun da ama önemli duygusuyla birlikte büyük bir dezavantajı. Ama yani sinemada, ekranda yine aktörün bir parçası. Tiyatro yaparken de onu da yapacaksın, onu da yapacaksın. Evet, ekonomiyi oradan kazanacaksın ama duyguyu ve toplumla olan ilişkiyle tiyatro da yapacaksın. Bu kaçınılmaz bir sonuç. Sesimle ilgili şöyle bir anım var. Deli Dolu diye bir oyun oynuyorduk ve çok önemli derdiğim, Allah rahmet eylesin, Baykal Sarı'nın oyununu seyretmeye gelmişti. Ve ben de bir gece önce çok geç yapmıştım. Ona karşı mahcup olmamak çok önem verdiğim bir aktörüydü. Çok değer verdiğim bir aktörüydü. O Kurtlar Bahsen'de hatırlarsınız Hüsrev Ağa'yı oynuyordu. Ondan sonra sesime çok abandım. Çok abandım. Oynadım, oyun bitti. O da çok beğendi ama ses tellerim kaldı. Bir hafta sesim çıkmadı. Böyle konuştum yani, yazarak konuştum. O sesimle ilgili unutamadığım bir anıdır. Karet haberlerine pek inanmıyorum aslında da. Efendim? Karet haberlerine pek güven olmaz aslında da. Doğru. Size bir şey sormak istiyorum. İnternet okumuştum Aşkın Yıldız zamanlarında. Sizin başınıza gelen bir olayı yazmışlardı. Siz dışarıda sokakta yürürken çeşitli tepkiler alıyormuşsunuz Aşkın Yıldız'la ilgili ve birisi tutup da sizi işte Bihter sizi aldatıyor diye. Yok öyleydi, doğrusunu söyleyeyim. Ben Frankfurt'a gittim senin film festivaline. Türkan Hanım'ın Türkan Cümler'de kostümlerin sergilendiği festivaldi. Ana ismi soruydu. Oraya giderken işte gittik karşılıyorlar. Biz herkesi karşılıyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Ondan sonra işte birisi elini sıktı. Elini çekti, elinde bir kağıt. Böyle baktım, niye bir kağıt verdi falan. Baktım kağıda, karınız sizi aldatıyor. Sen. Sen.
Geliyor. Sizler de olduğum için gerçekten çok mutlu oldum. Hepinizi çok seviyorum. Vatanlar diliyorum.